Sonic 3'ün çıkmasına gerçekten şunun şurasında çok az bir süre kaldı ve bununla beraber insanlar tabii ki yeni sızıntıları ve benzeri şeyleri merak ediyor. Yine bugünkü videomuzun konusu içerisinde arkadaşlar Sonic 3 sızdırıldı. Evet doğru duydunuz bu bilgi yalan ve benzeri bir şey değil. Gerçekten şu anda Sonic 3 filminden sızıntılar meydanda geziyor ve bu konu hakkında sizlere bilgi vermem lazım ve özellikle Sonic evrenini takip ediyor ve seviyorsanız zaten kanal içerisinde yaptığım videolarda da bir hayli fazla beğendiğinizde gördüğüm için şunu açık bir şekilde söylemem gerekir ki bu videoyu izlemeniz şart. Çünkü izlemezseniz yarın öbür gün Sonic 3'ten bir sızıntı karşınıza çıkarsa bu film izlemenizi gerçekten batırabilir. Ki kaldı ki zaten Aralık ayında global medyada Sonic 3 yayınlanacak ve Ocak ayında da Türkiye'de yayınlanacak. Ve bu tabii ki birçok insan için nefret konusu. O yüzden bu video içerisinde Sonic 3'ün nasıl sızdırıldığını, sahnelerin nasıl şu anda YouTube içerisinde yayılmaya başladığını detaylı bir şekilde anlayacağım ki siz de bu konuda dikkatli olun. En azından spoiler yememeye çalışın. Ama video videoyu geçmeden önce şunu da açık bir şekilde söyleyebilirim ki bu sızıntılar gerçekten harbi bayağı fazla ve o yüzden dikkat edin. Ama videoyu geçmeden önce eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Berk, iyi seyirler. Hakkın sen. Yapmam gereken şey. Sonic 3 aslında sızdırılmadan önce birçok film sızdırılmıştı. Mesela bunun başlıca örneği Kung Fu Panda olabilir. Kung Fu Panda 4 filmi ilk kez duyurulduğu zaman birçok insan tabii farklı farklı görüşlere sahip olmuştu. Ve filmi beğeninden tutun da beğenmeyen de çok fazlaydı. Ve zaten beğenmeyen kişilerin arasında tabii ki ben de vardım. Ve tabii ki filme lanet ettim. Sonic 3 filmi de trailer çıkmadan önce zaten sızdırılmıştı. Ve trailer sızdırıldıktan sonra da insanlar tabii ki bundan nefret etti. Ulan ne oluyor falan kafasına girdiler. Ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar Sonic 3 sızdırıldı. Nasıl olduğu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum çünkü gerçekten biraz can sıkıcı bir durum. Öncelikle arkadaşlar Telegram ve benzeri gruplarda Sonic 3'ün sahneleri paylaşılıyor ve hatta isteyenlere de satılıyor. Bu konu gerçekten çok iğrenç bir durum çünkü adamlar filmi yapmak için senelerini veriyor ve bununla beraber adamlar gidip sızdırıyor. Birçok insan tabii ki bundan nefret etti. Ve eğer gerçekten Sonic hayranı veya Sony'e saygı duyan insanlar varsa da muhtemelen bu sızıntıları gidip de izleyemez. Hatırlarsanız Cinecom etki. 2024 yılı içerisinde zaten Sonic filminin 3. filmi aslına bakarsanız direkt kastı sızdırılmıştı. Filmden belli başlı trailer sahneler sızdırılmıştı ve şimdi ise filmin kendisinden birçok sahne sızdırıldığı söyleniyor. Bu bahsi geçen sahneler hakkında zaten maalesef ki ben birkaç tane spoiler yedim ve onları da kesinlikle görmüş bulunmaktayım. Hani lanet olsun ki görmeseydim ama bazı sızıntıları ben de görmüş bulunmaktayım. Ama bu sızıntıları anlatmadan önce şunu söylemem gerekir ki bu video içerisinde sizlere sızıntılardan ziyade farklı farklı şeyler anlatmaya çalışacağım ki en azından filmi izleyen insanların heyecanını kaçırmayın. Çünkü gerçekten bu filmi bekleyen çok fazla insan var ve bu yüzden de kimsenin aslında heyecanını baltalamak istemiyorum. Öncelikle arkadaşlar Sonic 3 filmi içerisinde sızdırılan sahneler aslında gerçekten son derece önemliymiş. Özellikle bu sahneler içerisinde filmin devamlılığı için önemli sahneler varmış ve after the credit yani gizli sahne diyebileceğimiz bazı sekanslar aslında filmin çok önemli yerlerinde yer alıyormuş. Yani bu filmdeki bu sızıntıları eğer izlerseniz film hakkındaki tüm heyecanınız gider. Çünkü filmin after creditinden tutun da filmdeki birçok sahneye kadar önemli sahneleri göstermek istemelerinin temel sebebi zaten filmin reklam çalışması. Ve bu filmi sızdıran insanlar tamamıyla bundan para kazanmak istiyor ve para kazanmak istediği için de sahneleri bayağı pahalıya satıyorlarmış. Ve Telegram'da bunu da gerçekten alanlar varmış. Eğer siz herhangi bir şeye böyle denk geldiyseniz sakın ola bunu yapmayın. Çünkü filmin çıkmasına zaten çok az kaldı. Ve filmin çıkmasına çok az kaldığı için gidip de bu sahneleri para verirsiniz. Ya affedersiniz ama eşekten farkınız olmaz. O yüzden böyle bir saçmalık gidip de yapmayın. Zaten YouTube içerisinde şu an sızıntılar her yerde geziyor. Hani YouTube'da Sonic 3 yazarsanız ve sızıntı diye başlık attığınız zaman birçok yerden sızıntılar da ortaya çıkıyor. Örnek vermek gerekirse filmde Amy karakteri karakterin olacağını zaten biliyorduk. Ve zaten bu sızıntılar içerisinde de buna benzeyen şeyler olduğu kesme olarak aslında kanıtlanmış oldu. Ama tabii ki bugün sızıntılardan bahsetmek istemediğim için size elimden geldiği kadar sızıntılardan uzak tutmaya çalışacağım. Ve bu konuda bilgilendirmek çalışıyorum. Filmin zaten şu anda hala hazırda ikinci ve üçüncü trailer yani fragmanı da gelecek ve bunlar da yakın zamanda geleceği için birçok insan heyecanlı, birçok insan bir hayli fazla mutlu çünkü yeni gelecek şeyleri izlemek ve bu şeylerle beraber bayağı havaya uçmak istiyor. Ama arkadaşlar şu anda Sonic 3'ün sızdırılması üzerine birçok insan da konuştuğu için aslında bunu yapmayın. Gerçekten bu can sıkıcı bir durum. Adamların emeğine de yazık. En iyi böyle yaptığınız zaman bir hayli fazla insanda bundan rahatsız olabilir. Şahsen ben bile bu haberi duyduğum zaman çok rahatsız oldum. Çünkü Paramount Pictures bu yapımı yaptığı zaman gerçekten üzerine bayağı para bastı ve güzel bir şeyler ortaya çıkartmak istedi ama bir iki tane dallama gidip de adamların filmini mesela sızdırmaya başladı. Bu gerçekten çok rahatsız edici bir durum. Ve hani şimdi düşündüğüm zaman insanların nasıl düşündüğünü ve o filmi yapan insanların nasıl tepkileri harbiden hani lanet edilecek bir durum. Çünkü gerçekten çok kötü bir şey. Ama maalesef şu anda resmiyette film sızdırıldı ve o yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu habere neden inanıyorum diyenlerin için öncelikler arkadaşlar bu haber gerçekten doğru. Bahsi geçen Telegram gruplarında bunu resmi olarak sızdırdılar. Birçok resim gösterebilirim ama bunu göstermek istemiyorum. Çünkü YouTube politikaları buna maalesef ki müsaade edemediği için bunları sizlere gösteremiyorum. Ama sadece şu kadarını söyleyebilirim ki bu haber doğru ve Sonic 3 sızdırıldı. Filmin vizyona girmesine şu anda çok az bir süre kaydı. 2,5-3 aylık bir süremiz var. O yüzden insanların kesinlikle YouTube içerisinde ve Google içerisinde en azından Sonic 3 sızıntıları aramamasını tavsiye ediyorum. Çünkü eğer gerçekten ararsanız karşınıza deli deli şeyler çıkacak. Ve o yüzden bu sizin bayağı sinirinizi bozabilir. En azından film hakkında heyecanınızı bastırabilir. Ben elimden geldiği kadar sizlere bu sızıntılardan uzak tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Uzak tutmaya çalışacağım ki videoları yaparken en azından eğlenin. Çünkü aslında Sonic 3 için aslında bir dolu şey var. Konuşmamız gereken daha dolu dolu konular var. Ve zaten normalde böyle bir video yapma fikrim yoktu. Fakat filmin sızdırılmasıyla beraber bu videoyu yapmam şart oldu. Kesinlikle Sonic onik 3 hakkında bu videoyu yapmam gerekiyordu. Umarım sizler de bugün yaptığım bu videoyu beğenmişsinizdir. En azından sizlere bilgi vermek istedim ki bu konu hakkında bilgili olun ve en azından film çıkana kadar da bu konuda dikkatli olun. Evet arkadaşlar bugün Sonic 3 üzerine konuşmak istedim. Filmin sızdırıldığı ve benzeri şeylerinden de bahsettim. Şahsen bu çok rahatsız edici bir durum olduğu için birçok insanın bu konuda bilgi sahibi olmasını istedim. Çünkü Sonic 3 şu anda gerçekten çok beklenen bir yapım. Ve zaten kanalda yaptığım videolarla da Sony'e ne derece fazla ilgi gösterdiğinizi de gördüğüm için gerçekten bu konuya da dikkat etmeye çalışıyorum. Ve birçok insanın da yaptığı gibi. Şu anda elimizde olan tek şey arkadaşlar daha dikkatli olmalıyız. Ve en azından Sonic 3 sızıntılarından uzak duracağız ki bu sayede film çıktığı zaman zaman bir hayli fazla beğenelim. Bir hayli fazla güzel olsun. After the Credit sahneleriyle devamlılığı hakkında da ve filmin devam filmleri hakkında da konuşalım. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sonic 3'ün sızdırılması üzerine yeni haberler geldiği zaman da güncel bir şekilde sizlere paylaşacağım. Kanal içerisinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık birçok konuya değinmeye çalışıyorum. Eğer kanala ilk defa denk geliyorsanız bana bu yolculukta destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tuf, tuf ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Sen yapmam gereken şey. <laughs>